Evet, gece hattına devam ediyoruz. Şimdi uzaklardan gelen bir konuğum var. Aslında biz onu yeni yeni tanıyoruz. Mesut Kurtiş. Türkiye'deki ilk albümü Arapçaydı. Daha doğrusu biz onu Arap sandık ama o Makedonyalı, Türk asıllıydı, Üsküplüydü. Ve yurt dışında gerçekten çok önemli başarıların altına imza attı. Şimdi de Beloved, Sevgili diye bir albüm yaptı. Bizim için, Türkiye için yaptı bu albümü ve peygamberimizi anlattı o şarkıda. Önce hoş geldin diyelim Mesut'a. Hoş geldin. Hoş bulduk. 5 yabancı dil biliyorsun. Türk asıllısın. Zaten Türkçeyi rahatlıkla konuşacağız. Evet. Şu albümden ilk klibi bir izleyelim biraz izleyicilerimizle. Sonra sana döneyim. Sevgili peygamberimizi anlatıyor. Mesut Kurtiş de bu albümün hikayesini anlatacak bize. Mesut ben Sami Yusuf benzetmesi yaptım ama şimdi sen geldin stüdyoya dedin ki Sami Yusuf'la biz rakip değil. Aslında aynı yolda gidiyoruz ve birbirimizle de iyi çalışmalar yapıyoruz. Bir anlatır mısın? Aslında aynı şirketten albümlerimiz piyasaya girdi. Awakening şirketiyle çalışıyoruz, Londra merkezli. Bu albümün Sevgili parçasının müziği ona ait, Sami Yusuf'a ait. Yardımlaşmalarımız oluyor. Onun yapmış olduğu eski çalışmalarda yardımlaşmalarımız oldu. Benim yapmış olduğum ilk albümde onun yardımları oldu. Hatta düetimiz oldu beraber. Yani böyle bir rakip değil de aynı yolda ilerleyen dediğiniz gibi az önce. Şimdi hem Sami Yusuf hem sen gerçekten yurt dışına baktığımız zaman özellikle Avrupa'da Müslüman toplumunu, Müslüman gençlerini peşinizden sürüklüyorsunuz. Çok güzel bir akım başladı sizinle birlikte. O akımın oluşumunu bir anlatır mısın bana? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, Avrupa'da yaşayan Doğu kökenli din kardeşlerimiz, Pakistan asıllı olsun, Türk asıllı, Arap asıllı olsun, kendi kültürlerine ait müzik konusunda diyeyim, pek bilgileri pek yoktu yani, bayağı bir uzaklardı. Tamamıyla Batı kültürüyle yetiştiriliyordu ve burada bir ihtiyaç vardı, bir boşluk vardı. Biz bu boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde başladık. Farklı diller de bildiğimiz için bu da işimizi hayli bir kolaylaştırdı. Biraz böyle ilahi havası var, kaside havası var. İlahi havası var ama tamamıyla böyle klasik bildiğimiz gibi, Türkiye'de algılandığı gibi bir ilahi eserler değil bunlar. Bunlar ilahi de denilebilir. Çünkü böyle bir kavram kargaşası var Türkiye'de, ben bunu görüyorum. Farklı soundlardan oluşuyor. Doğu, Batı, Şimdi albümün ismi Sevgili olunca diyor ki ya evet, bu kardeşimiz acaba bir pop şarkısı mı söyleyecek ama değil tabii. Yani işin gerçeğini şu an altta duyuyorsunuz, fonda sesi. Peygamberimizi anlatıyorsun burada. Diğer parçalar nasıl peki? Yine İslam dininin güzellikleri, peygamberimizin faziletleri bunun üzerine mi kurgulanmış halde? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak orada birçok mesaj içeriliyor. Orada sadece peygamber sevgisi, Allah'ın halkı üzerine düşünme değil, birçok sosyal, içtimai, ahlaki konular da içeriyor. Ve dolayısıyla bizim de yaptığımız diyebilirim ki böyle bir şey. Yani farklı konular içeren eserler sunabilmek. Aynı Kur'an'da olduğu gibi. Yani ne kadar konu varsa orada içeren, ne kadar mesaj varsa onları müzik şekliyle sunmak hedefindeyiz. Yani şimdi 11 Eylül saldırılarından sonra özellikle Avrupa ve Amerikan toplumunda İslam'a karşı bir başka bakış açısı gelişti. Ama sizler bu kültür atağıyla aslında bunu da yıkıyorsunuz yavaş yavaş. Aslında dediğiniz gibi yani Batılı'nın böyle bir algılaması vardı. İslam ve terörü bir araya getirdiler kelime olarak. Yani İslam'da bir kültürün var olduğunu, bir müzik kültürünün, İslam müzik kültürünün var olduğundan haberdar değillerdi. Bundan da onlar kabahatlı değil. Sonuçta bizim bu kültürü iyi sunamamamız da kabahat. Yani birçok sanatçı bunu başarıyla sunamadı. Hatta ve hatta sadece ilahi sektöründe değil, bu şarkı, pop olsun, farklı tarz müziklerde olsun. Yani biz kendi kültürümüzü dünyaya tanıtma konusunda bayağı bir aciziz. Dolayısıyla biz bu çalışmalarla, biraz da benim yapmış olduğum çalışma, çünkü dünyanın her yerinde konser verdim. Avustralya'da turlar düzenledik, Kanada'da konser verdim. Avrupa'nın her bütün büyük şehirlerinde farklı kültürlerden oluşan insanlara farklı dillerde seslendirdim. Şimdi
Doğu kültürüne ait bir şey sunuyorsun ve farklı dillerde sunuyorsun bunu. Dolayısıyla orada bir yeni bir şeyle tanışıyor Batılı. Çünkü sadece Müslüman olan gelmiyor bizim konserlere. Merak eden yani Batılılar gayrimüslim da geliyor. Tabii tabii kesinlikle böyle sanata karşı hayranlıkları olan, çünkü sanat, müzik öyle bir şey, bir evrenselliği var yani. Mutlaka. Ve dolayısıyla... Şimdi sen farklı diller dedin ya, ben 5'te yabancı dilim var senin. Evet. Şimdi Türkçe sevgiliyi zaten fonda dinliyoruz. Bu fon müziğini alalım biz alttan. Ben senden kısacık bir canlı performans istesem farklı dillerde. Tabii, olabilir. Böylece çok farklı. O zaman sevgili parçasını çünkü Arapça ve İngilizce dili üzerine seslendirdim. Onun bir bölümünü okuyayım o zaman. Olur, rica edeyim. Rabbi salli, Rabbi sellim, ala Taha el-muallim, neb'u khayrin, şemsu haqqin, minessemâ. You're the light of my eyes, you're the answer to my cries, you're the dawn that chased away my darkest night. وَإِنْ لَمْ أَرَاكْ يَا حَبِيبِ عَيْنُ رُوحِي دَوْمًا تَرَى نور من الله كي يضيء لنا الحياة. Böyle bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Zaten peygamberimizi anlamasak bile anlattığını anlıyoruz. Elhamdülillah. Yani bu müzik böyle bir etkisi var aynı zamanda. Yani kesinlikle. Dili anlamasam bile ben Türkçe söylüyorum. Geçenlerde birkaç gün önce Cezayir'de iki farklı ülkede oranın Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen konserlere katıldım. Ve Türkçe dili üzerine seslendirdim bazı parçaları. Çok çok beğendiler. Her ne kadar anlamasalar bile oradaki o melodi, oradaki o mesajı verdi yani. Anladım. Vallahi ben o mesajı aldım. Çok teşekkür ediyorum ben Mesut. Ben teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Ayağına sağlık.